Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanala da abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Şöyle tığımın numarasını göstererek başlayalım. 21 numara tığım ve bu şekilde de petrol, açık petrol tülbentimle birebir aynı renkte olan ipim. Şimdi iğneden tığa bir model hazırladım sizlere. Evet, hazırlamış olduğum modelim bu şekilde. İğneden tığa dediğim gibi bir model. Şöyle aparatı olarak da tığımızın uç kısmını kullandık bu şekilde. Şöyle tek yaprağın kenarına bir dal yaparak çiçeğimizi bu şekilde hazırladık. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Gerçekten böyle tombiş, böyle sıkmalık bir yüz gibi durdu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bir tane çıkardım. Bir tane de sizle yaparak modelimize başlayalım. Evet, ilk önce bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battıları hazırlıyorum. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın, tığ battının içine sık iğne ile sabitledim. Şöyle iki tane çiçeğimin arasına 2, 4, 6, 8, 10 tane olmuş. 12 tane şöyle yaprağım için yuvasını da hazırlayarak başlayalım. Evet, şöyle bakın. Tığ battımızın içine sık iğne ile sabitleyip 3 tane zincir çekiyorum. İpimi sıkı sıkı esnettim. Zincirlerimi de sıkı sıkı çekiyorum ve kalıp gibi iğne zarifliğinde yapıyoruz. Çünkü modelimiz iğneden tığa bir model olduğu için, o yüzden incecik olursa daha güzel duruyor. 7 tane zincir çekip yuva hazırlayacağız. Hemen ters tarafına çevirdim. Bir tane bırakıp bir tane de ikincinin içine giriyorum. Sabitleyip şöyle iki tane zincirle düz yüzüne döndüm. Bir defa tığımı doladım. Şöyle iki, iki alarak bu şekilde minik bir trabzan yaptım. Yine bir defa doladım. Şöyle bir, iki, iki. Üç seferde. İki defa doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle iki, iki ve iki. Yine iki defa doladım. 1, 2, 2, 2. Şimdi 3 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2, 2 ve 2. Bakın, bu şekilde yine 3 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 ve 2. Toparlak bir yaprak yapmak isterseniz bu şekilde olacak ve 4 tane zincir çekip buraya sık iğne ile sabitliyorum. Geriye kalan kısma da aldığı kadar sık iğne yapacağız. Bakalım ne kadar alacak arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 10'uncuyu da yine yuvada 7 zincirli yerde yapıp sabitliyorum. Şöyle yaprağıma bir bakalım. Bu şekilde toparlak, güzel, büyük bir yaprak oldu arkadaşlar. Bakın, aynı büyüklükte oldu. Evet, şimdi 11 tane zincir çekiyorum dalım için. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zinciri buraya kapattım. Sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. Çevirdim. Tam orta kısmından sık iğne ile dalımıza sabitledim. Yine 7 zincir. 5, 6 ve 7. Çevirdim. Bakın, buraya sık iğne ile kapattığım noktanın içine kapatıp sabitledim. Buraya 7 zincirden bir yuva oluşturdum. 8 zincirle aşağı iniyorum. 5,
6, 7 ve 8. Şöyle bir göstereyim. 7 zincirli yuvaya çiçek yapacağız. 8 zincirimi de şöyle yuvada kapatıp dalımın işlemini tamamlıyorum. Ve dibine de şöyle arkadaşlar sık iğne yapalım ki dalımız aşağıya meyletmesin. Bir, iki, hemen sıradaki tığ battıya indim. Tığ battı mesafesine geçiş yapıyoruz. Bakın. Üç zincir. Hemen sıradaki bir, iki, üç zincir. Yine aynı ilk başta bıraktığımız gibi buraya 12 tane tığ battı mesafesi bırakacağız. Şöyle 3 zincir kapattım. 3 zincir. Şöyle. Bakın. 2, 4, 5 tane oldu. Yine 3 zincir. 6. 3 zincir. 7. 3 zincir, 8. Anlaşıldı sanırsam bu şekilde arkadaşlar. 12 tane tığ battı mesafesini verdikten sonra 7 zincirle geriye dönüp bu şekilde yuva hazırlayacağız. Yaprağımızı ve dalımızı da aynı şekilde şöyle hazırlayacağız. Evet, şimdi çiçeğimizin nasıl yaptık ona geçelim. Evet, şimdi 7 zincirden oluşturduğumuz yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Şöyle bir tane de sık iğnenin üzerine zincir çekip ipimi çıkardım. Aparat olarak bunu kullandım arkadaşlar. Siz pipet de kullanabilirsiniz. Şöyle sık iğne ile yine yuvanın içine girdim. Üzerine bir zincir. Yani toplamda 2 zincir. Şöyle İyice kalıplıyorum. Çünkü açılıyor. İyice kalıplamayı unutmayın. Fazla büyümesin. Yine yuvaya girip dibinde 2 zincirimi çekip bu şekilde bakın 3 tane ilmek oluşturdum. Sadece 3 ilmek fazla değil. Hemen yuvaya giriyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Şimdi aparatımdan çıkarıyorum. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde 3 tane ilmeğimizi oluşturduk. Hemen şöyle ters tarafına çevirdim. Buradaki ilk ilmeğin içinden girip buraya 10 zincirimi sabitliyorum. Köşede 10 zincirden oluşan bir yuva. 7 zincir, ortadakilerin yuvası 7 zincirden oluşuyor. 6 ve 7. Hemen ortadaki ilmeğimi tutuyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Yine sıkı sıkı 7 tane zincir. Sıradaki yuvanın içine girip buraya sabitledim. Ve 10 tane zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Kenarlar 10'ar, ortalar 7'şer zincirden oluşan yuva hazırlıyorum. Bunu da yine yeşil yuvanın içine sabitliyorum. Şu ipi de arada, kenar ipini de sağlamlaştırın arkadaşlar oraya. Hemen bir zincirle düz tarafına döndüm. Bu şekilde sık iğne yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle şuralar sanki yanağa benziyor arkadaşlar. Gülen yüz gibi. Evet, 10 tane buraya sık iğneyi yaptım. Ortaya giriyorum. 2 tane yapıyorum. Bir tane yapmayın arkadaşlar. Çok yakın oluyor birbirine. O yüzden orta kısma 2 sık iğne, 5 zincirden 3 kirpik yapıyoruz. 5 zincirimi kapatıyorum buraya. 5 zincir. Hemen
İkinci kirpiğimi kapattım. Beş zincir. Bu da üçüncü. Hemen iki tane sık iğne. Bu bir. Bu da iki. Bir ve iki. Beş zincir çekiyorum. Bu ilk kirpiğim. Beş zincir. İkinci kirpik. Dibine iki tane sık iğne yapıyorum. Bir değil, tamam arkadaşlar. İki sık iğne daha güzel duruyor. Bakın şu orta kısım olsun. Kirpikler daha seçkin duruyor. Yine buraya da 10 tane sık iğne yapıyoruz. Sağ tarafta olduğu gibi. Sol yuvamıza da 10 tane sık iğne. Şöyle tığım taktım. 3 4 5 görmeniz için şöyle tutayım. 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğneyi yaptım. Son olarak yine yeşil yuvaya girmeden koparmayın arkadaşlar. Yeşil yuvaya giriyoruz. Bu şekilde daha güzel meyilli duruyor. İpimi kopardım. Şöyle bakın. Tombul yanağımız. Küçük çocukların tombul yanakları. Evet, hemen ipimi yakıp temizleyip geleyim. Evet arkadaşlar, bakın modelimiz bu şekilde oldu. Şöyle. Çok tatlı oldu. Minnoş bir şey. Evet, bunu istediğiniz renkte, her renkte kullanabilirsiniz. Sarılar, pembeler, maviler, marlar çok tatlı olur arkadaşlar, böyle rengarenk. Evet, modelimiz bu şekilde. Çok güzel bir model hazırladım yine yineden daha. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Modelimin bir de şöyle ters tarafından sizlere göstereyim arkadaşlar. Sallantılı haline de bakın. Çok güzel bir model hazırladık. Evet. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.